Hepimizin evlerde izole olarak kaldığımız şu dönemde ailecek kaliteli vakit geçirmek adına Netflix'ten kategorisel olarak film önerileri yapacağım. Komedi, dram, gerilim, korku, ailecek izleyebileceğiniz ve izledikçe düşüneceğiniz filmlerden bahsedeceğim. Önerilerde şu film de olsaydı dediğiniz filmleri yoruma yazarak diğer izleyicilere de tavsiyede bulunmuş olursunuz. Hadi o zaman videoya geçelim. Ailecek izleyebilecek film kategorisinde Sivi Derviş güncelerini izleyebilirsiniz. Bu filmin konusu ise bir aile eski bir eve taşınırlar. Bu aile gelmeden önce evin büyülü olduğuna inanır. Çocuğun yaşadığı sıra dışı olaylarla bir kitap bulur. Bu kitabı bulmasıyla fantastik bir evrene geçiş yaparlar. Çocuğun ailesini inandırmaya çalışması, gerçek hayatta yaşadığı olaylar ve kitabın içindeki fantastik olaylar da dahil olunca macera dolu bir yolculuğa çıkarlar. Drama kategorisinde ise iki filmden bahsedeceğim. Birincisi yerli, diğeri ise yabancı. Yerliden başlayalım. 7. Koğuştaki Mucize. İzleyeniniz çoktur ama izlemeyenler için de listeye koyduk. Öncelikli olarak filmin Kore filminden uyarlama olduğunu söyleyelim. Gelelim filmin konusuna. Zihinsel engelli bir baba, babaannesi ve çocuğuyla beraber yaşar. Bir gün talihsiz bir olay meydana gelir ve komutanın kızı kazara ölür. Bu olay babanın başına kalır. Tabii komutan bu olayı affeder mi? Affetmez. Engelli babayı idam için cezaevine gönderir. Orada iyi ve kötü olaylar yaşar. Babanın kızı ise babasını kurtarmak için çeşitli yollar aramaya başlar. Acaba bulabilecek mi? Filmin sonunda göreceğiz. Yanınızdan mendilleri eksik etmeyin. O zaman iyi seyirler. Sıradaki filmimize geçelim. Yeşil Yol. Bir hapishane düşünün. Oraya gelenler ise orada idam öncesinde kalır. Bir gün hapishaneye devasa bir adam gelir. Gardiyanlar ondan korkar. Ama karakterimiz John Coffey çok sakin biridir. Zaten hiç yapmadığı yüzünden de oraya atılır. Oradaki herkes gün geçtikçe John Coffey'nin masum ve iyi biri olduğunu anlarlar. Ama görev icabı gardiyanlar ise John'u idam etmek zorundadırlar. John'un verdiği öğütler ise yürek burkmaktadır. Yollarda, yağmurdaki bir serçe kadar yalnız olmaktan yoruldum. Ve insanların birbirine kötü davranmasından bıktım. Evet, sıradaki kategorimiz ise gerilim, korku. Bu kategoriye 3 tane film önereceğim. 1. Nefesini tut. Bir grup genç hırsızlık yapmak için kör bir adamın evini tercih ederler. Planı yaparlar ve evi soymak için gece işe koyulurlar. Ama evdeki hesap çarşıya uymaz. Kör adam eski bir askerdir. Yer mi bu numaralar? Tabii ki yemez. Genç grubumuzun planı basittir. Parayı almak ve kaçmak. Kör adam sesleri duyar ve uyanır. Asıl macera şimdi başlar. Evde ses çıkarmadan kaçmak zorundadırlar. Kaçmak için en iyi yol ise bodrumdur. Bodrumun kapısını açtıklarında ise görecekleri şeye inanamazlar. Daha fazla spoiler vermeden diğer filme geçelim. Açayım mı? Gittiler mi? Ha tamam. 2. Bird Box. Ailesine güvende olabilecekleri bir yere götürmenin hayalini kuran Mallory için artık gitme vakti gelmiştir. Ancak bu yolculuk çok tehlikelidir. Tek bir hataları ölümlerine sebep olacaktır. Her şeyden önemlisi de yolculuk sırasında ne olursa olsun gözlerine bağlı olması gerekir. Bu yolculukta yalnız değildirler. Onların peşlerinde insan mı, hayvan mı, yoksa bir canavar mı vardır. 3. Sessiz bir yer. İki çocuklu bir aile, izole bir kırsalda sakin bir yaşam sürmektedir. Henüz büyüme çağlarında olan çocuklar da ebeveynleri de hiçbir şekilde konuşmamakta, işaret diliyle anlaşmaktadır. Ancak bunun sebebi konuşamıyor olmaları değildir. Aile gıcırtı çıkartacak her türlü adımdan, ses yapacak her türlü hareketten uzak durmaktadır. Ancak günün birinde bu sakin hayat, küçük çocukların oyun oynarken bir lambayı devirmeleri ile tepetaklak olur. Durgun sessizliğin içinde çıkan bu ses, ailenin peşindeki varlığın dikkatini çeker ve aile sessizlikleri bozmanın bedelini ağır şekilde öder. Gelelim komedi türüne. Burada iki film tavsiye edeceğim. Birinci film Diktatör. O, ülkesine demokrasinin gelmesini engellemek için her koşulla, her engelle sonuna kadar direnen diktatör general Alaaddin. Gerekirse ülkesinin dilinde yüzlerce sözcüğü kendi adıyla değiştirebilir.
ya da olimpiyatlarda şampiyon gelmek için her atleti vurabilir. Peki bu diktatör kalbine karşı gelebilir mi? Tabii ki gelemez. Bir kadına aşık olur ve hayatı değişir. Ufak bir not, bazı şakalar bel altı olabilir. İkinci filmimiz ise korkunç bir film. Bir grup genç nereden geldiği belli olmayan bir seri katilin tehdidi altındadır. Ne yapacaklarını bilemeyen gençler yardım isteyemeyecekleri bir ortamda kapana kısılı halde kalmışlardır. 2000'li yılların en sevilen gençlik serilerinden biri olan bu film döneminin en korku, gerilim yapıtlarıyla dalgasını geçiyor. Sıradaki kategorimiz ise bilim kurgu. Bu türde 3 film önereceğim. 1. Tükeniş. Günümüzden çok da uzak olmayan bir gelecekte Peter'ın hayatı her gün aynıdır. İşçi sınıfındaki Peter her gün işe gitmekte, ailesiyle zaman geçirmekte, arkadaşlarıyla görüşmektedir. Ancak bu rutini bozan tek bir şey vardır. Geceleri gördüğü korkunç kabuslar. Neden gördüğünü anlamlandıramadığı ve ne ifade ettiğini bilmediği bu kabuslar Peter'in hayatını dengede tutmasını zorlaştırmaktadır. Gördüğü rüyalar yüzünden oldukça bunalmış olan aile babası rüyalarını gerçeğe dönüştüğünü görünce en büyük kabusuyla yüzleşmek zorunda kalır. Dünya büyük bir istila altındadır. Dünya dışı bir güç gezegeni imha etmek üzeredir. Ailesiyle birlikte hayatta kalmak için savaşan Peter, ailesini korumak için kabuslarını kılavuz olarak almalı ve gördüğü kabuslar gerçekleşmeden istilayı durdurmalıdır. İkinci film önerimiz ise Chappie. Mekanik robotlardan oluşan polis güçleri, devletin baskıcı tutumu ile sistemi yegane kollu kuvvet haline gelmiştir. Ancak insanlar gitgide usandıkları bu robotlara karşı koyma hazırlığındadırlar. Robot polislerden birisi olan bir çete tarafından çalınır. Bu yazılımcı Dion tarafından yeniden programlanır. Dion ilk kez kendi adına düşünen ve hisseden bir robot yapmayı başarır. Chappie adını alan bu robot kısa süre içerisinde düzene ve insanlığa karşı bir tehdit olarak algılanacaktır. 3. Yarının sınırında. Dünya gelmiş geçmiş en büyük savaşını yaşar. Bu savaş ise insanlığın sonu olur. Baş karakterimiz bir asker olup savaştan kaçmak ister ama savaştan kaçamaz. Eğitim alır ve savaş günü için hazırdır. Uçakla savaş alanına giderler. Çoğu asker ölür. Karakterimiz de savaşırken hayatını kaybeder. Ama bu ölüm bir son değildir. Tekrar baştan başlar, her şey dejavudur. Karakterimiz ölür ve tekrar baştan başlar. Ta ki düşmanı yenene kadar. Şimdi gelelim en son kategorimize. Bu kategorinin bir adı yok. Önemli olan filmlerdeki metaforlar. Bu metaforları düşünmek bile yeterli. İlerleyen zamanlarda inşallah anlarız. İlk önemimize gelelim. Matrix serisi. Bu filme isterseniz fantastik deyin, bilim kurgu deyin, hatta felsefik deyin. Ama içerdiği manaları ve metaforları asla bir kenara atmayın. Filmdeki yerler, isimler ve hatta kurulan cümlelerde bile vermek istenilen mesajlar çok derin. Bunlardan küçük bir anlam ve kendimize katmak bile bizi düşünce açısından güçlendirir. 2. PK. Amir Khan filmlerini izlerken güldüren, güldürdükçe düşündüren cinsten oluyor. O yüzden Amir Khan filmlerini izlemenizi tavsiye ederim. Film uzaylının dünyaya inmesiyle başlıyor. Uzaylı dünyayı keşfederken hırsız bir tarafından soyuluyor. Burada insanların ne kadar kötü biri olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Tabii kötüler kadar iyiler de var. Uzaylıya yardımcı olmaya çalışanlar. Uzaylı dünyada Tanrı'yı aramaya çalışıyor. Ve her dinin Tanrı'ya karşı ritüelleri farklı olduğunu görüyor. Ve düşünmeye başlıyor. Düşündükçe de yaşadığı olayları izliyoruz. Ve son film önerimiz The Platform. Hayatımda izlediğim en derin metafor ve manalı film. Filmde geçen olaylardan bahsetmek yerine ne anlatmak istediğine değineceğim. İnsanlar arasındaki zenginlik farkı ve insanlara düşen pay, kıskançlık, cinayet, nefis ve daha fazlası. İnsanın ne kadar iğrenç bir varlık olduğunu tekrar bizlere hatırlatıyor. Tabii bu düzene karşı koymak herkese göre değil. Bir kişi bu düzene karşı koyabilir ama ne yapması gerek? Bilge insanlar hep vardır. İşte bu insanlar bize yol gösterir. Bu yolculuğun sonunda artık sen eski sen değilsindir. Siz hala burada mısınız? Ne duruyorsunuz? Hadi izlemeye gidin. Dedesi yok. Bu filmde... Baba kalsın. Goblinler falan vardı. İkizi vardı hatta şey.